Merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu videomda Uhud Savaşı'ndan bahsedeceğim. Diğer bir deyişle Uhud Savaşı'nın yakıcı hikayesini ve gizlenen bir takım gerçekleri gözler önüne sermeye çalışacağım. Zira galibiyetlerin tarihini yazmak, galibiyetleri anlatmak kolaydır da mağlubiyetleri anlatmak zordur. Bu itibarla Uhud Savaşı ile ilgili pek çok gerçek gizlenmiştir, üstü örtülmüştür, farklı bir hikaye olarak sunulmuştur. Bugün biraz bunları eşeleyeceğiz, bunların arka planını anlamaya çalışacağız. Doğrusu şunu da söyleyeyim, Bedir Savaşı ile ilgili çektiğim videonun bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştim. Dolayısıyla da bu da beni biraz kışkırttı ve bir an önce Uhud'u da ele almak istedim. Ancak şunu da belirteyim ki, tıpkı Bedir Savaşı ile ilgili videomda dile getirdiğim gibi hepsini bir seferde anlatabilmem mümkün değil. Bütün detaylarıyla bu savaşı bir videoya sığdırabilirim ama tabii ki çok uzar. Bu itibarla da belli başlı konuları ele alacağımı baştan belirteyim. İnşallah diğer geri kalan kısmı da ileride ayrıca ele alırım. Şimdi savaş safahatına nasıl gelindi? Bedir Savaşı'ndan sonra takriben bir yıl geçecek ve bu savaş vuku bulacak. Ve savaşın en önemli sebebi de Bedir'in intikamıdır. Yani hiç tartışmasız. Burada niçin bir yıl beklediler ve neden saldırdılar sorusunun cevabını ararsak Yahudilerin önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Zira Bedir Savaşı Medine'de önemli bir kırılma noktası olmuştur. Hazreti Peygamber bu galibiyetle birlikte Yahudilerin durumunu dikkate alarak onları bir anlamda baskı altına almaya çalışacaktır. Nitekim özellikle Benu Kaynuka kabilesi açık açık muhalefetini sergilemek üzereydi zaten. Bu itibarla da onlara gidecek ve onlar da önceki videomda dediğim gibi avı altından sopa göstereceklerdir. Keza Benu Nadir kabilesi de onlardan farklı değildi. Mesela Bedir'in zafer haberi Medine'ye geldiği zaman inanamamışlardı. Yok canım ya Kureyş kim, Muhammed kim, nasıl olur da Kureyş'i yener? Hatta devesini göndermiş haberciyi kendi devesiyle göndermiş Resulullah. Devesini görünce aa Muhammed'i öldürmüşler, bu da gelmiş burada bizi kandırıyor falan dalga geçmişlerdir. Ancak bir süre sonra Resulullah esirlerle birlikte gelince gerçek ortaya çıkmıştı. Ve bunun üzerine de Benu Nadir'in şairi Ka'b bin el-Eşref ne diyecektir? Bugün yerin altı yerin üstünden daha iyidir. Akabinde bu Benu Nadir'den bir grup kalkacak Mekke'ye gidecek ve Bedir Savaşı'nda öldürülenler için taziye ziyaretinde bulunacaklar. Onlara mersiyeler dizecekler ve Kureyş'i kışkırtacaklardır. Siz şey yapın, saldırın, biz size destek veririz diye. Dolayısıyla da savaşın birinci derecede çıkış sebebi Bedir'in intikamıdır. Ama Kureyş'i Medine üzerine bir an önce teşvik eden Yahudilerdi. Peki neden hemen saldırmadılar? Çünkü Bedir esirleri vardı Hazreti Muhammed'in elinde. Bu esirleri kurtardıktan sonra karşı hamleye geçmişler ve intikam almışlardır. İntikam alınmazsa, bunu da belirteyim bu arada, Arap örfünde prestijinizi koruyamazsınız. Dolayısıyla da bir cinayet işlendiği zaman mutlaka onun intikamı alınır. Hem de yani fazla da zaman geçirilmeden. Fakat burada böyle bir durum söz konusu olduğu için biraz ağırdan almışlardır. Hatta Ebu Sufyan'a diyorlar ki onun da bir oğlu esirdir. Niçin acele etmiyorsun falan dedikleri zaman yani bir oğlum öldürüldü, ötekinin de malım canım gitti, şimdi de malım mı gitsin? Ve bu şekilde ağırdan alacak ve neticede esirler kurtulunca Ebu Sufyan önce kendi intikamını alacak ve bir grupla Medine yakınlarına kadar gelip sokulacak ve Ensardan birisiyle bir hizmetçisini tarlasında çalışırken öldürecek ve tarlasını tarumar edecek, gidecek. Ve bu onun Bedir'de öldürülen oğlu ve yakınlarının intikamıydı. Fakat Kureyş'in asıl intikamı duruyor. O nedenle de işte bu safahatta Yahudilerden bir grup Mekke'ye gidiyorlar. Az önce söylediğim gibi Kureyş'i Medine üzerine yürümeye teşvik ediyorlar. Zira Yahudiler Hazreti Muhammed'in Medine'de giderek güçlenmesinden rahatsızlardır. Onlar aslında Hazreti Muhammed'in ve muhacirlerin geçici bir şekilde buraya geldiklerini ve buradan tepelenip gönderileceklerini hesap ediyorlardı. Ama Bedir muazzam bir başarı olunca kendi geleceklerinden,
çekindiler ve bir an önce düğmeye bastılar ve bunun üzerine işte Kureyş'i kışkırttılar, teşvik ettiler ve intikam duygularını kabartan şiirler söylediler, taziyelerde bulundular. Hatta Kureyş'in dininin Muhammed'in dininden daha evli olduğunu söylediler ve bu şekilde onları cesaretlendirici konuşmalar yaparak Medine'ye döndüler. Hazreti Muhammed bunu öğrendiği zaman Kureyş'in bu heyeti kabul etmesi ve bu heyetin de onlara taziye ziyaretinde bulunmasını Hassan bin Sabit üzerinden şiirlerle eleştirecektir. Çünkü kendisinin şiir yeteneği yoktur. Tabi kamuoyunda şiir çok etkilidir. Dolayısıyla da şiir sanatına burada başvuracaktır veya şiirden, sözün gücünden bu şekilde faydalanacaktır. Ebu Sufyan'ın Bedir'de Hanzala adında bir oğlu vardır. O öldürülmüştür. Amr ise esir alınmıştır. İşte bu ikisinin intikamı için böyle bir plan hazırlayacaktır. Bir başka husus da Bedir Savaşı ile ilgili haberde söylemiştim veya haberler arasında. Kureyş'in kıyade görevi Abdüşşems'in elindedir. Yani Beni Ümeyye'nin elindedir. Ve bunların uluları başta Utbe bin Rebi'a, Şeybe ve Utbe'nin oğlu Velid bunlar öldürülünce komutanlık görevi Ebu Sufyan'a kaldı. Ailenin en prestijli şahsiyeti olarak. Dolayısıyla da Uhud Savaşı'na doğru ordu yola çıktığı zaman Kureyş'in komutanı Ebu Sufyan'dır. Benim Ebu Sufyan'la ilgili videom da vardı. O videoya bakarsanız bu belki de birbirini tamamlayacak. Ebu Sufyan'ın bu safahata kadar Hazreti Muhammed'le herhangi bir kötülüğü yoktur. Daha doğrusu Hazreti Muhammed'e herhangi bir kötülüğü yok. Mekke döneminde zaten hiç yok. Burada başlayacak ve Hendek'e kadar sürecek. Hendek'ten sonra yelkenleri suya indirecektir. İşte savaş böyle safahatta ortaya çıkacaktır. Başlangıçta tabi Hazreti Peygamber'in hiçbir haberi yoktur. Ve az önce de söylediğim gibi takriben bir yıl sonra, daha doğrusu 14 ay sonra Kureyşliler Medine kapılarına dayanacaklardı. Hatırlayalım, Bedir Savaşı 624 Ramazan'ında vuku bulmuştu. Ramazan 17'sinde. Uhud ise 11 Şevval'de. Şevval Ramazan'dan sonra gelen aydır. Dikkat ederseniz 11 Şevval 625'te bu savaş vuku bulmuştur. Yani 14 ay sonra takriben. Kureyş ordusu Şevval'in başlarında yola çıkıyor. Yani 10 günlük bir yolculuğu esas alırsanız belli ki Ramazan'ın sonu Şevval'in başlarında yola çıkıyor ve Medine kapılarına dayanıyor. Takriben 3000 civarındadırlar ama sayı kesin değildir, bunu belirtelim. Yani Hazreti Peygamber'in ordusunun da 1000 civarında olduğu, sonra 700'e düştüğü falan söylenir ama bu sayılar kesinlikle abartılıdır ve hiçbir zaman da kesinlik ifade etmez çünkü bir kaydı yoktur. 200 kadar atlı, 700 kadar da zırhlı birliklerden oluştuğu Kureyş'e göre oldukça daha güçlü bir ordu, Medine'de Hazreti Peygamber'in ordusuna göre daha güçlü bir ordu olduğunu söyleriz. Kureyş müttefikleriyle birlikte gelmiş ama enteresandır. Yahudiler destek verdiklerini söylemişseler, vereceklerini söylemişseler de doğrudan Hazreti Muhammed'i karşılarına almak istemediklerinden henüz bu safahatta Kureyş'e aleni destek vermemişlerdir. Şeyde olduğu gibi Beni Kureyza Hendek Savaşı'nda yaptığı gibi henüz bu boyutta değildir. Hazreti Muhammed'in hiçbir şeyden haberi yoktu. Kureyş ordusu yola çıkmış, Beri'de, Medine'de hiçbir şeyden haberi yok. Peki bu haberi Medine'ye kim getirdi? Kureyş'le husumeti olan ve el altından Hazreti Muhammed'le yakın ilişki kuran Huza'a kabilesi getirmiştir. Zira Huza'a kabilesi ile Abdülmuttalip arasında yakın bir ilişki vardır. Abdülmuttalip ilk kez bu kabileden evlenmiştir ve bunlar Mekke'den kovuldukları için Kureyş'e karşıdırlar ama Abdülmuttalip ile böyle bir yakınlıkları vardır. Bu nedenle de bu kabile Hazreti Muhammed'e destek verir ve el altından bilgi uçurur. Ve şeyde de Hudeybiye'de de aleni olarak bu gizli işbirliğini aleni resmiyete dökmüşlerdir. Dikkat edin, bizim geleneksel yorumlarda efendim Mekke'de olup biten gizli meseleleri Abbas bin Abdülmuttalip söylermiş. Zira gizli Müslümanmış da o yüzden. Peki bundan daha büyük haber olur mu? Niçin Abbas bin Abdülmuttalip aktarmıyor bu haberi? Çünkü Abbas o zaman Kureyş'in safındadır, müşriklerin safındadır ve tatlı kazancını düşünüyordur. Vesselam. Ama kaynaklar Abbasiler döneminde yazılınca sevgili dostlar, böylece tarih karartılır ve size de böyle yuttururlar. Dolayısıyla da efendim Abbas hicrette peygamberi koruyan adammış, Medinelileri uyarmış vesaire, bunların hepsi boş hikayeler. Bunu da bu vesileyle belirteyim. Yani Hazreti Peygamber haberi Huzalılardan öğreniyor.
yerindeyse yani bomba gibi düşüyor Medine'ye bu haber. Çünkü çok korkunç bir şey. Kureyş geliyor artık Medine'ye dayanıyor. Ne olacak şimdi? O yüzden Hazreti Peygamber haberi doğrulatmak için Enes ve Munis adında iki kardeşi gönderiyor ve bu kardeşler Zulhuleyfe yakınlarında Kureyş ordusunu görüyorlar ve gelip haber veriyorlar. Panik bir o kadar daha artıyor. Hemen olağanüstü tedbirler alınıyor. Medine'nin giriş noktalarına devriyeleri gece gündüz bekçileri yerleştiriliyor. Hazreti Peygamber olası bir suikasta gitmemesi için, kurban gitmemesi için evinde gece gündüz nöbet tutmaya başlıyorlar ve bu şartlarda artık Kureyş ordusu geliyor. Bir taraftan da Hazreti Peygamber strateji belirleyecek. Nasıl bunları karşılayalım diye. İddialara göre kendisi Medine içerisinde kalıp savunma savaşı yapmaktan yanadır. Zira Medine'de evler kale türü evlerdir. Bol bol taş yığarak bunların ok menziline girmeden bunları taş yağmuruna tutup geri püskürtmeyi planlıyorlar. Yani strateji bu. Abdullah bin Ubey bin Selül de dedik ya Bedir'de treni kaçırdığı için artık Hazreti Muhammed'in yanındadır. Ne diyordu? Artık bu iş bitti. Dolayısıyla da Hazreti Muhammed güçlü. Onun yanında yer alalım şeklinde bir düşünceye sahiptir ve bu da Bedir'de Medine'de savaş yapılmasından yana yani savunma savaşı yapılmasından yana. Ama bu arada bir grup vardır sevgili dostlar. İşte savaşın kırılmasının temel nedenlerinden birisi. Bunlar ısrarla şehir dışında savaşmayı isterler. Yani Kureyş'le meydan savaşı yapmak isterler. Sebep nedir biliyor musunuz? Bu kesim, bunlar bir kısmı da gençtir ancak Bedir'de kaytaran kesimdir bunlar. Şimdi Bedir'de ganimet elde edildi, prestij elde edildi, bir de Kur'an'a konu oldular. O dönemde Kur'an'a konu olmak muazzam bir prestij sağlıyor size. Aksi olursa da yine aynı şekilde. O yüzden Cabiri bu konuyu şöyle ifade eder sözün gücüne vurgu yaparak. Kur'an adeta silah gibi mesajını kullanır ayetler. O yüzden de hakkımda ayet gelecek ben yerileceğim diye münafıklar çekinirlerdi. Hatta yüz sopaya razıyım derdi. Bunun yanında mesela muhacirler vahye konu oldukları için hep kendilerini üstün görmüşlerdir. İşte Bedir ashabının da Kur'an'a konu olması ve övülmeleri bu bağlamda muazzam bir prestijdi. Peki bunlar neyi düşünüyorlar? Treni kaçırdılar, elimize fırsat geçti. Biz de çıkalım benzer bir kahramanlık destanı yazalım ve böylece bizden de Kur'an övgüyle bahsetsin. Yani asıl konu olan Allah rızasını, asıl gayeyi öteleyip bu böyle bir amaç uğruna hareket etmişlerdi. Diğer yandan tabii ki prestij de kazanacaklar ve ganimet elde edecekler. Bunların hesabını yapmışlardı ve böylece yani geçmişteki bu eksikliği de gidermiş olacaklardı ve kendilerini de affettireceklerdi. Fakat Hazreti Peygamber bunların ısrarcı ve aceleciliğinden endişelenecek ve ben sizin aceleciliğinizden başımıza bir iş gelecek diye çekiniyorum diyecek. Ve burada birçok daha böyle ezoterik anlatılar vardır. Bunları geçiyorum. Ve sonunda nedense Hazreti Peygamber ısrar edenlerin ısrarına uyacak ve şehir dışında savaşı yapmak üzere kararlaştıracak ve böylece hazırlık yapacak. Bu sefer bir grup evine gidecek. Hazırlıklar artık karar verildi. Bir grupta ya Resulullah'a niye bu kadar zorladınız? Bak Medine'de savaş yapmayı, savunma savaşı yapmayı istiyordu. Yani neden bu şekilde yüzsüzce davrandınız diye sahabeden bazıları bunları uyaracaklar. Bu sefer bunlar da ya Resulallah biz seni evet çok ısrarcı olduk ama istersen sen dilediğin gibi de savaşabilirsin. Bu sefer de Resulullah diyecektir ki bir peygamber giydiği zırhı çıkarmaz. Dolayısıyla da artık karar verilmiştir ve yola çıkıldı. Şimdi burada Abdullah bin Ubey bin Selül ile ilgili çok spekülatif iddialar vardır. Efendim işte güya karargah merkezinden dönmüş falan hiç öyle değildir. Ordu Uhud'a kadar gidiyor. Belirlenmiştir. Uhud dağı eteği seçilmiş ve olası bir bozgunda dağa kaçılacaktır. Bir de Ayneyn tepesi vardır ve bu iki arada bu dağla bu tepe arasında düşman karşılanacak ve tepede de stratejik noktadır. Gözcü de yerleştirecek. Arkadan dolanıp da gelmesinler ve arkayı sağlama alıp bu şekilde savaş stratejisi belirlemiştir Hazreti Peygamber. Fakat buraya kadar problem yok. Şimdi Resulullah sabaha karşı Uhud'a yaklaşıyor. Kureyş ordusu da o sırada Uhud yakınlarına varmış. El-Irt denen bölgedir. Burada Es-Samga diye
bu Benu Selime, Benu Haris, Benu Zafer, Benu Abdüleşel gibi kabilelerin arazileri vardır. Ekin tarlaları vardır ve burada bir de su kuyusu vardır Semga'da. İşte bunlar buraya arazilere, ekili alanlara hayvanlarını seriyorlar, salıyorlar. Su kuyusundan da ihtiyaçlarını karşılıyorlar ve artık burası onlar için karargah merkezi oluyor. İşte burada arazilerinin bu şekilde tahrip olması bu kabileleri rahatsız ediyor. Burada Kureyş'in karabalık bir şekilde geldiğini gören Abdullah bin Ubey bin Selül kayış atacak. Ve efendim diyecek ki benim görüşümü değil de gençleri dinledin şeklinde bir gerekçe sunacak ve dönecektir. Aslında oraya kadar geliyor. Fakat karşıda ordunun kalabalık olduğunu görünce Hazreti Muhammed burada başarılı olamaz deyip kayış atıyor. Onun peşinden Benu Selim'e gibi bazı Benu Harise gibi bazı kabilelerde dönüyorlar ve işte efendim ailelerimiz korumasız diyorlar. Halbuki Benu Harise kabilesi en güçlü kaleye sahiptir ki Hazreti Peygamber de kendi eşleri ve kadınları bu kalede konuşlandırmıştır. Çocuklar genelde bu kalededir. Bunlar da dönüyorlar ve takriben 200-300 kişi kopuyor. Bu tabii büyük bir infiale dönüşüyor. Düşünün, cephedesiniz, yani mevzilenmişsiniz ve mevziyi terk ediyorlar. Ciddi kırılmadır bu. Bazıları ısrarla Sa'd bin Muaz gibi adamlar bunları uyarmaya çalışıyorlar ama dönüş yok. Bunlar gidiyorlar. İşte Ali İmran suresinin 122. ayetinde de bunlardan bahsediliyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ali İmran'ın 120 ile kabaca 170 arasını alırsanız baştan aşağı bu Uhud Savaşı anlatılır. Bunu da belirtmiş olayım. Onların orduyu terk etmelerine işte ayetlerde de değiniliyor 122'de ve moraller iyice bozuluyor ve bu Abdullah bin Ubey bin Selül'ün adamları olarak sunuluyor ve 300 kişi koptu deniliyor. Bunu ileride açacağım ama bunlar Abdullah bin Ubey bin Selül'ün adamları değil. Bir kere 300 tane adamı da yoktur. Üstelik de bunlar Evsli. Abdullah bin Ubey bin Selül ise Hazreçlidir. Dolayısıyla da bu doğru değil ama çekiniyorlar, korkuyorlar Kureyş'ten. Bunlar kaçıyorlar. Sonra Resulullah planladığı gibi dağı arkasına alıyor. 50 kişilik okçu birliğini de bu Ayneyn tepesine, dağın beri tarafından bir hafif bir tepecik vardı. Buraya yerleştiriyor ve onlara da diyor ki 50 kişi Abdullah bin Cübeyr bin Mutlayım, Abdullah bin Cübeyr pardon. Bunun komutasındaki bir ordudur. Diyor ki İkinci bir emir gelene kadar buradan ayrılmayınız. Bu son derece kilit bir şey, hepimizin de bildiği. Ben bilinenler üzerinden çok anlatmayı sevmiyorum ama neticede bu şekilde savaş stratejisi belirlendi ve karşılıklı iki ordu gelince bu yani önce Abdullah bin Ebu Amir diye bir adam vardır, özür diliyorum. Ebu Amir Medine muvahhiddir. Medine'den Mekke'ye kaçan adamdır. Bu kendi kabilesinin yanına çekmeye çalışıyor. Ancak onlar karşılık verince bu sefer o ilk ok atışını başlatıyor ve böylece savaş kızışıyor. Yani mübarezeye gerek kalmadan savaş patlak veriyor. Fakat ilk saldırıda Kureyş'in sancakları Talha bin Ebi Talha öldürülüyor Hazreti Ali tarafından. Sancakları yere düşünce bunlar bir anda panikliyorlar ve çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Ve savaş başladığı gibi bitiyor ve bu sefer bozgun yiyen Kureyş ordusu geri karargahına doğru kaçarken Müslümanlar peşinden bunları kovalıyorlar ve burada enteresan bir detay vardır. Şimdi savaşta birisini etkisiz hale getirirseniz onun üzerindeki malı, mülkü, devesi neyse hepsi sizin olur. Dolayısıyla da yani ama genel olarak alınan ganimetler herkesindir. Dolayısıyla da insanlar etkisiz hale getirebileceği adamı kestiriyorlar ve üzerine koşuyorlar. Bu şekilde birileri ganimet avcılığına ganimet avcılığı yapınca bu sefer okçular diyor ki yahu gidiyorlar, ganimet ganimet deyip Abdullah bin Cübeyr ne kadar ısrar ettiyse de yok. Bunlardan yaklaşık 40 kişi de koptu buradan ganimet derdine düştüler. Bunun üzerine Halid bin Velid orduyu yani geri çekilen orduyu, dağılan demeyeceğim de geri çekilen orduyu toparladı. Müslümanlar da bütünüyle kontrol bozulup bunlar ganimet derdine düşünce o Aynen geçidinin arkasından sarktı ki her ne kadar okçular onlara müdahale ettiyseler de bunlar başarısız oldular. Çünkü yeterli değildi ve böylece kazanılan başarı bir anda korkunç bir hezimete dönüştü ki aman Allah'ım Müslümanlar çil yavrusu gibi dağıldılar. Zaten kontrol kaybolmuştu. Can derdine düşenler
Uhud Dağı eteklerine kimisi sağa sola kaçtı. Resulullah arkadan çağırdı. Durun, kaçmayın. Ben Allah'ın Resulüyüm. Kim benim için kendisini feda edecek? Kim benimle cennette birlikte olacak? Ama dönüp kimse artık arkasına bakmıyordu ki Ali İmran 153'te bu konu çok açık bir şekilde ve acı bir şekilde dile getirilebilir. Resulullah'ın yanında kimi rivayetlerde 15-30 arasında, kimi rivayetlerde de 4-5 kişi kalacaktır. Can siperane mücadele edecekler ancak onların mücadelesi de yeterli olmayacaktır. Ve bu safahatta bu 15-20-30 kişilik grup arasına bakınız. Hadi 1000 kişilik orduydu da 700'e indi. Ne oldu gerisi hocam? Gerisi hepsi kaçtılar sevgili dostlar ve Allah Resulü'nü de deli düzde bıraktılar. Kala kala 15-20 kişilik az bir gruba İbni Kamiye gibi bir de dikkat edin Utbe bin Ebi Vakkas gibi yani Sad bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Utbe gibi adamlar ne yaptılar? Saldırıya geçtiler ve bu grubu da dağıttılar. Böylece savaş bir anda tepetaklak oldu her şey. Her şey alt üst oldu. Burada kaçanlarla ilgili haberlere bakarsanız belki birileri için kışkırtıcı gelecek. Hiç kusura bakmayın. Arada mesela açın İbni Hişam'ı, açın Vakidi'yi. Onlar size anlatırlar. Ben anlatmıyorum, ben oradan aktarıyorum. Bu kadar. Kaçanlar arasında Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi adamlar da vardır. Bunu da söyleyeyim. Hazreti Osman bir daha 3 gün sonra ortaya çıkacaktır. Ve halifeliği döneminde de bu konu hep yüzüne vurulacaktır Hazreti Osman'ın. Ümmü Eymen, savaşta geri hizmette bulunan kadınlar vardır. Kaçanlardan birisini görünce kılıcını bana ver de git evinde ip eğir diyecektir. Ve böylece aşağılayacaktır. Sonuç itibarıyla Halid bin Velid Hazreti Ömer'i daha doğru kaçarken kıstıracak. Ama affedecek ve onu öldürmeyecektir. Keza Dırar bin Hattab yine Ömer ile karşılaşacaktır. Ey Ömer, istesem seni öldürürüm ama öldürmeyeceğim diyecektir ve onu öldürmeyecektir. Ve böylece Resulullah'ı koruyan az bir grup savunmasız kalınca bunlar arasında en meşhur Müslümanlardan birisi, yani ilk Müslümanlardan birisi Sa'd bin Ebi Vakkas'tır, Ebu Dücane'dir, Hanzala'dır, ne bileyim Enes bin Nadır'dır. Bakınız bunlar destansı isimler olmuşlardır. Hazreti Peygamber Sa'da habire ok yetiştirmiştir. O yüzden de peygamberin okçusu. Dikkat edin, o bizim meşhur saydığımız sahabelerin hiçbiri bu karede yoktur. Bakınız savaşı kahramanlar kazanır, asıl kahramanlar kazanır. Egemenler de savaşın tarihini yazarlar. O nedenle de asıl kahramanlar arada kaybolmuş gitmiştir. Ama burada az önce söylediğim Utbe bin Ebi Vakkas'a dikkat çektim. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşidir. Sevgili dostlarım, bilmiyorum biraz hızlı mı konuşuyorum. Aslında çok anlatacağım konu olduğu için biraz hızlı giderek zamandan kazanmaya çalışıyorum. Hani az zamanda çok şey anlatmak istediğimdendir. Lütfen beni bağışlayın. Ancak sonuçta bu grubu da dağıtıyorlar ve ayakta kimse kalmıyor. İbni Kamiye Musab bin Umeyr'e saldırmış ve onu öldürmüştü. Onu öldürünce Hazreti Muhammed'i öldürdüğünü zannetti. Neden? Çünkü insanlar kafalarına miğfer geçirirler ve aynı zamanda zırh giyerler. Dolayısıyla da tek asker gibi tek tiptirler. Kimse kim olduğu tanınmaz. Musab bin Umeyr'in anatomik yapısı, gezişi Hazreti Peygamber'e benzer. O nedenle de Hazreti Muhammed'i öldürdüm, öldürdüm diye böyle sevinç çığlıkları atacaklar. Ve kimse ayakta kalmayınca zaten o arada Resulullah da aldı darbelerle ki iki tane kılıç darbesi almıştır şöyle şakağına ve miğferi çenesine batmıştır. Ve böylece yere düşecektir. İyi de hırpalanmıştır. Ve sonuçta artık kimse kalmayınca Hazreti Muhammed öldürülünce Kureyşliler savaşı bıraktılar. Neden? Biz Bedir'in intikamını aldık. Artık bizim için maksat hasıl olmuştur. Hazreti Muhammed öldürüldü. Bundan sonra bunlar bizim akrabalarımız. Daha ileriye gitmeye gerek yok. Neden? Arap örfünde bir kural vardır sevgili dostlar. İntikam alındıktan sonra bir ileri giderseniz bu daha büyük intikamı beraberinde getireceği için savaşlarda eğer sonuca gidilir de diyelim ki bir gruptan fazla taraf kişi öldürmüş. O zaman onu tazmin ederler ve böyle sulh yaparlardı. Dolayısıyla da maksat hasıl olunca daha ileri gitmediler. Ama Kureyş çekilmişti.
Ordu dağılmış tepelere, kimisi kaçmış. Ortalık tam bir ölüm sessizliği. Düşünün. Allah Resulü yalvardı, yakardı, çağırdı. Kimse dönüp arkasına bakmadı. Ve şimdi o da yok. Artık ölüler arasında. Bir ara Talha ile Hazreti Ömer bir araya geliyor. Hazreti Ömer, Talha hüngür hüngür ağlıyorlar. Eyvah, Resulullah öldü. Bundan sonra yaşamanın bir anlamı yok. Ve tamamen savaşı bırakmışlar. Öte yandan tepelere tırmananlar, Ebu Sufyan'a başladılar metüsenalar dizmeye. Bir görseniz. Kaynaklar anlatır bunları. Diğer yandan keşke İbni Ubey'e uysaydık da bu hezimeti yaşamasaydık diyenler. Çünkü Ebu Sufyan bize esir muamelesi yaparsa halimiz nice olur şeklinde. Bu tarz böyle peşrev çekmeler oldu. Ortalık tam bir ana baba günüydü arkadan ordu saldırınca. Kontrol kaybolduğu için sevgili dostlar, müminler yanlışlıkla birbirlerini öldürdüler. Düşünebiliyor musunuz? Hiç anlattılar size bunları. Mesela Huzeyfe bin Yeman'ın babası Husayl bin Cabir bu savaşta Utbe bin Mesud tarafından yanlışlıkla öldürülmüştür. Eyvah, babasını görüyor. Göz göre göre yanlışlıkla öldürdünüz. Ne yaptınız? Allah iyiliğinizi versiniz. Baba, baba diye feryat edecektir. Ama baba ölmüştür artık. Düşünebiliyor musunuz? Bu itibarla da Hazreti Peygamber de aldığı darbelerle yere düşünce bilinçli bir şekilde kalkmadı ayağa. Beni dinleyen dostlarım bilirler. Ben Hazreti Peygamber'in Uhud'da ölü taklidi yaparak kurtulduğunu söylerim ki hakikaten öyledir. Nitekim savaş durduğu için müşrikler arıyorlar, hangisidir acaba ölüler arasında seçilmiyor. Dağa kaçtığını zannediyorlar. Ebu Sufyan o yüzden dağa sesleniyor. Aranızda Muhammed var mı? Aranızda Ebu Bekir var mı? Ömer var mı diye. Bu arada Ka'b bin Malik bir grupla ölüleri geziyorlar. Acaba nerededir falan. Anam bir de bakıyor Ka'b bin Malik ki Hazreti Peygamber miğferden gözlerinden tanıyor ki Resulullah ölmemiş. Ölmedi diye bağırınca Resulullah şöyle yapıyor diye. Ve böylece Allah Resulü ölü taklidi yaparak bu savaşta son anda ölümün eşiğinden dönüyor sevgili genç arkadaşlar. Ve böylesine tabii sınıfta konuştuğum için gençler diyorum, lütfen bağışlayın beni. Bu da bir latife olmuş oldu arada. Ve müşrikler savaşı bıraktılar. Artık tamamdır. Maksat hasıl oldu. Ebu Sufyan ölüler arasında Hazreti Muhammed'i arayacaktır. Ebu Amir'le birlikte Ebu Amir'in oğlu Hanzala da bu savaşta öldürülmüştür. Meşhur Hanzala. O yüzden Hanzala'ya karşı Hanzala diyecektir. Çünkü kendi oğlu da Bedir'de Hanzala Bedir'de öldürülmüştü. Bu savaşta Hazreti Peygamber ağır yara almıştır. Nitekim de bir dişinin kırıldığı, alnında bu saçlarının bittiği yerde yara oluştuğu, şakağına miğfer battığı, hatta bu nedenle Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ın çıkarırken Ebu Ubeyde'nin dişinin kırıldığı, dudağına taş gelmiştir ve Utbe bin Vakkas atmıştır bu taşı da kimi rivayetlerde ve dudağı çatlamıştır. Uzun süre Resulullah'ın dudakları kanamıştır. Dişinin kırıldığı söylenir ama dişinin kırıldığına dair Resulullah'ın şeyine bakarsanız biyografisiyle ilgili anlatılanlara, bu Hassais Şemail türü kitaplara, burada Hazreti Peygamber'in dişinin kırılmışsa dışı çıkmazdı. O zaman en ince ayrıntıyı verirlerken dişinin eksik olduğundan bahsedilmez. Nitekim de dişi kırılanın Ebu Ubeyde bin el-Cerrah olduğu çıkarırken, o miğferi ağzıyla çekerken bir de Abdurrahman bin Avf'ın dişinin kırıldığı söylenir. Muhtemelen dudaklarına, ağzına tam taş isabet ettiği için bu böyle bir yoruma dönüşmüş ama Resulullah'ın dişinin kırılmadığını da bu vesileyle belirtmiş olayım. Ve dediğimiz gibi Ebu Sufyan ölüler arasında bulamayınca Hazreti Muhammed'i etrafa çağırdı ve sonunda Hazreti Peygamber aslında ilk başta ölmediğini duyurmak istemiyordu. Tekrar üzerime çullanırlar diye ama o bulunduğu yerden o safahatta savaş durduğu zaman alacaklar. Ve hafif kan, akan kanlarını temizleyecekler. Alelacele bugün Türk hacıların veya çeşitli bölgelerden gelen hacıların Uhud Dağı'ndaki o mağaraya götürürler. Herhalde şimdi orayı da kapatmış Araplar. Oraya sığınacaktır ve buraya taşınacaktır. Hatta yürüyemeyecek şekildedir. Koltuklarına gireceklerdir. Böyle götüreceklerdir. Dahası yükseğe adım atamadığı için Hazreti Peygamber üzerinde de zırh vardır. Sad bin şey Talha bin Ubeydullah bükülecek ve ya Resulallah bas geç diyecek. Nazik insan geçmek istemeyecek Allah Resulü ve bu sefer
Talha ısrar edince böylece yani basamak gibi kullanıp çıkacak. Ondan sonra dönüp diyecektir ki Talha bu hareketiyle cenneti hak etti. Yani bu bir memnuniyet ifadesiydi. Bizimkiler buradan cennete bilet kesiyorlar. Bunu da bu vesileyle belirtmiş olayım. Ebu Sufyan böyle bağırınca bu sefer Hazreti Ömer dayanamayacaktır ve iddialara göre Hazreti Peygamber'in de muvafakatıyla Muhammed ölmedi, hepimiz buradayız diyecek. Ebu Sufyan gerçeği öğrenecektir artık. Ve gördüğünüz gibi dün siz bizi mağlup etmiştiniz, bugün de biz sizi. Savaş dönüşümlüdür. Ömer de diyecektir ki bu hiç adil savaş olmadı. Ha diyecektir. Madem adil savaş olmadıysa seneye Bedru Sufra'da buluşalım diyecektir ve böyle düello olacaktır. Bir iddiaya göre Ebu Sufyan Hazreti Ömer'i çağırıyor. Bir başka iddiaya göre de bakınız burası son derece önemlidir. Bir başka iddiaya göre de Resulullah Ömer'i Ebu Sufyan'a gönderiyor. Bunu kim söylüyor? Taberi söylüyor. Taberi'nin Uhud Savaşı ile ilgili bölümde bakarsanız görürsünüz ve Resulullah Ömer'i Ebu Sufyan'a gönderiyor ve savaşı bitirmesini istiyor. Bir başka rivayette de Ebu Sufyan'ı Ömer'i bizzat Ebu Sufyan çağırıyor ve böylece savaş duruyor. Bundan sonra komutan Ebu Sufyan istese kaçanları esir alır mı? Alırdı. İstese şehre girip yağmalar mı? Yağmalardı ama yapmayacaktır bunu. Neden? Bir, savaş ahlakı gereği intikam alınmıştır. İki, daha ileriye taşırsak bu sefer bunun ileride daha büyük faturası olur. Bu itibarla da Ebu Sufyan geri çekilecektir. Bu yani dikkat edin Ebu Sufyan'la ilgili videomu da okur yani dinlerseniz aslında Ebu Sufyan'ın nasıl bir şey olduğunu görürsünüz. Yani ben Hazreti Peygamber'e fazla düşman değil dediğim zaman millet zannediyor ki onu da güzelliyorum diye alakası yok. Ve neticede Ebu Sufyan Hazreti Muhammed'in ölmediğini anlıyor ama maksat hasıl olduğu için orduyu da geri çekiyor ve böylece bu acı tablo son buluyor. Tabi Hazreti Peygamber gittiklerinden emin olmadığı için acaba bu bir taktik midir diye bir rivayete göre Sa'd bin Ebi Vakkas'ı bir başka rivayete göre de Hazreti Ali'yi gönderecek ve gerçekten de gittiklerine emin olacaktır. Ondan sonra acı tablonun yüzü vardır. Tabi buraları anlatmam çok uzun olacak. Kısaca özetleyeceğim bu bölümü. Hazreti Peygamber ölüleri defnedecek ve ondan sonra da şeye çekilecek, Medine'ye gelecektir. Ve dediğimiz gibi az önce de söyledim, Arap örfünde aşırıya gitmenin de ileride kan davalarında daha büyük faturası olduğu için Kureyş çekilmişti ve böylece acı tablo yaşanmış ve savaş son bulmuş. Şimdi bakınız, dedim ya özetlemek istediğim için biraz böyle nereden giriş yapayım diye düşündüm ama şöyle toparlayayım. Şimdi Bedir Savaşı'nın muazzam hikayesini yazmak kolay hocam. Ama Uhud'u yazmak zor. Mağlubiyet tarihi olabildiğince abartılmıştır Bedir. Ama Uhud'da tam bir mağlubiyet vardır ve kolay olmamıştır bunu anlatmak. Kolay olmayınca günah keçisi ilan edilecek. Birileri bulunacaktır. Kimdir o? Abdullah bin Ubey bin Selül. İşte başta söylediğim Abdullah bin Ubey bin Selül'e böylece fatura çıkarılacak. Efendim 300 adamıyla ayrıldığı için sayı azaldı bundan dolayı. Peki 700 kişiden 30 kişi niye kaldı? En azami 30'unu alırsak diğerleri neredeydiler? Hepsi kaçtılar. Bu neydi aslında biliyor musunuz sevgili dostlar? Savaşın faturasını Abdullah bin Ubey bin Selül'e yıkmak. Abdullah bin Ubey bin Selül'ün 300 tane adamı olsa zaten Hazreti Muhammed'i çoktan Medine'den tepelerdi. Onu da söyleyeyim size. Öyle 300 tane adamı yok. Benu Hubla kabilesindendir ki Benu Hubla kabilesinin belki de ilk kez benden duydunuz. Medine'de hiçbir ağırlığı yoktur. Bu itibarla da fatura Abdullah bin Ubey bin Selül'e kesilerek bunun üzerinden aslında yenilgiye bir kılıf aranmıştır ve böylece Hazreti Peygamber'in etrafında 4 kişi, 5 kişi kaldığı veya en fazla 15-30 arasında bir grubun kaldığı ve sonunda onların tamamının yere serildiğine dair haberlerin üzeri örtülecektir ya da kaçanların üzeri örtülecektir. Dikkat edin sevgili dostlar, tarih boyunca savaşlar hep zafer kazananlar üzerinden anlatılmıştır ve mağlup olanlar hep mesela zaferi kazananlar veya mağlup olanlar komutanlardır. Ve bunun üzerinden anlatılır. Yani galip tarafta, mağlup tarafta. Peki
Hazreti Peygamber'in komutanlığıyla ilgili burada hiçbir şey söylenir mi? Yok. Neden? Çünkü ideal bir komutan al. Hazreti Peygamber normal bir tebliğci. Yani bir peygamber, bir komutan değildir. Ama hep ideal komutan çıkardığımız için burada farklı bir rol veriyoruz. Mesela bu nedenle İbni Ubey'e rol veriyoruz. Veya Ayn'in tepesini terk edenlere rol veriyoruz. Evet, buradan kaçanlar vardır. Ki onların da isimleri zikredilmez bu vesileyle. Ama dikkat edersiniz, yani mağlubiyetten bahsediyorum. Hazreti Peygamber Bedir'de de yanlış yere konuşlanmıştı. Hayber'de de yanlış yere konuşlanmıştı. Taif'te de yanlış yere konuşlanmıştı. Ordusunu, yani karargahını kurmuştu. Önerilerle değiştirdi ve Taif'te de başarı elde edilemedi. Yani neyi anlatıyorsun hocam? Bedir'de bir mağlubiyet var. Bunun üzerine örtüyoruz. Bir taraftan da Hazreti Peygamber'e ideal bir komutan rolü vermeye çalışıyoruz. Ve savaşın mağlubiyetinin faturasını da dediğimiz gibi Abdullah bin Ubey bin Selül'e kesiyoruz. Netice itibarıyla buradaki tablonun özeti şu. Yani çok oldu videom, kusura bakmayın ama inşallah 2-3 dakikaya toparlayacağım. Savaşı, yani bu tarz gerekçeler sunuyorsak da aslında Kur'an çok daha farklı konuşuyor. Ve Kur'an burada ne diyor? Siz kendi ellerinizle yapıp ettiğinizin karşılığını buldunuz. Neden? Çünkü yaptığınızda baş başa kaldınız diyor 143'te. Yani doğrudan Müslümanları, müminleri sorumlu tutuyor. Neden? Çünkü bunlar asıl gayeden saptılar. Bunlar başta dediğimiz gibi şan şöhret peşine düştüler. Kur'an bizden de bahsetsin derdine düştüler. Ganimet derdine düştüler. Bedri izale etmek istediler, Bedre katılmamayı. O zaman da Kur'an, madem siz asıl gayeden saptınız, yaptığınızda baş başa kaldınız diyor. Ve 53. ayet, 153. ayette de savaş sonunda Allah size öyle bir acı tattırdı ki ne kaybettiğiniz ganimete, ne başınıza gelen musibete üzülecek mecaliniz kaldı ve perişan oldunuz diyecek. Dün onlara eza cefa çektirmiştiniz ama bugün siz bu konuma düştünüz. Neden? Çünkü asıl gayeden saptınız. İşte Bedri başarıya götüren neydi? Asıl gaye uğruna mücadeleydi. O samimiyetin karşılığı da Allah onlara arzuladığı başarıyı nasip etmişti. Ama Uhud'da asıl gayeden sapıp şan şöhret peşine düşünce yaptıklarıyla baş başa kalmıştır. Allah Resulü Medine'ye döndü sevgili dostlar. Peşinden Ebu Sufyan'a peşrev çekenler, kaçanlar da birer ikişer, birer ikişer Medine'ye geldiler. Resulullah'a dert yandılar. Ya Resulullah, işte oldu bir kere, sen affet bizi. O yüzden Ali İmran 159'da sen onlara kaba davransan yanında hiçbiri kalmazdı diyecek ve Resulullah onları bağrına basacaktır. İddialara göre Hazreti Osman 3 gün sonra gelecek ve bizi geç kaldın ey Osman ve bizi terk ettin diyecektir. Böylece onları da bağrına basacaktır. Ama akabinde de Hazreti Peygamber samimi olup olmadıklarını anlamak için aslında taktiktir bu. Kureyş ordusu yola çıktı, gitti, biliyor gittiğini ama diyecek ki sadece savaşa katılanlar yarın benimle gelecekler, Kureyş ordusunu takip ediyoruz. Bu aslında bir taktikti. Ve böylece Hamraul Esed diye bir gazveden bahsedilir. Hamraul Esed denen yere kadar geldiler ki yaralı olan bir Ümmü Umare vardı. Omzundan çok ağır yara almıştır. O kadın katılamadı. Kadın savaşçı, dikkat edin. Birkaç ağır yaralı katılamadı ama Hazreti Peygamber de dudakları yaralı bir şekilde bu savaşa katıldı. Ve böylece müminler bu samimiyet sınavını da geçtiler. Yani özür dilediler ama Allah Resulü peşinden orduyu takip ediyormuş izlenimi vererek bir anlamda samimiyet testinden geçmiş oldular. Ve psikolojik olarak da yine yıkılmadık, ayaktayız mesajı verilmiştir. Evet sevgili dostlar, aslında Hazreti Hamza'nın öldürülmesiyle ilgili, Vahşi ile ilgili haberler vardır. Hind'in Hamza'nın şeyine yaptığı çok çirkin davranışlardan söz edilir. Bunlar nedir? Bunlara değinecektim ama bunlar ayrı bir konu olacak. Ama savaşın, kusura bakmayın, oldu olacak. Bu bölümü de anlatayım da bari böyle bağlayayım. Savaşla ilgili ilginç tepkiler vardı sevgili dostlar. Bir iki isim geliyor aklıma, onlardan bahsedeceğim. Hatib bin Ümeyye vardır bu Ensar'dan. Onun oğlu Yezid bu savaşta şehit düşecektir. İnsanlar taziyeye gelecekler ve oğlun şehit oldu, ne mutlu sana, şimdi cennette falan deyince bizim Hatip bozulacak ve oğlumu siz kandırdınız.
Şimdi cennette diyorsunuz ve yeşil bahçeli cennetler diyorsunuz ama benim canım gitti, canım diyecektir ve onu siz bu hale getirdiniz, bizi siz yaktınız diye adam isyan edecektir. Bunları hiç duydunuz mu? Yok. Nerede yazıyor hocam? Doğru mudur? Bilemem. Vakıdi ve İbn-i Hişam'ı arayın, burada bulursunuz. Yiğitliğiyle tanınan bir kuzman vardır ki muazzam bir hikayesi vardır. Ve bu onun tabii şeyini övüyorlar yani destansı mücadelesini. Ben diyor yani dinim için savaşmadım. Ben bizim arazilerimiz mahvoldu. Kapımıza kadar dayandılar. Şerefimizi korumak için bunlarla savaştım diyecektir ve böylece kaçmak yerine ben diyor şerefimiz için savaştım diyecektir. Bir başkası mesela Haris bin Süveyd diye birisi vardır. Bunun babası Buaz savaşlarında öldürülmüş. İddiaya göre Mücezzer bin Ziyad onu öldürmüştür. Ve kalktı kasıtlı bir şekilde Mücezzer bin Ziyad ile babasının katili olarak gördüğü bir başka isim Kays bin Zeyd'i öldürdü. Demin dedim yanlışlıkla öldürüldü. Müslümanlar içerisinde kasıtlı olarak Müslüman'ı öldürenler de vardır. Dediğimiz gibi babasının intikamını almak için. Ve sonunda mesela Kays bin Muharris'in 14 kadar ok yarası almış ve böylesine destansı mücadele veren isimler vardır. Hiç duydunuz? Enes bin Nadır'ın üzerinden 70'e yakın ok yarasının çıktığı söylenir. Bunları da duydunuz. Neden duymazsınız? Çünkü bunlar Ensar'dandır. Uhud'da Hazreti Peygamber'i koruyan yine Ensar'dı. Sonuçta özet 68 ile 75 arasında sahabenin şehit düştüğü, 23 kadar da müşriğin bu savaşta kabaca öldürüldüğü, yani 75'i esas alırsanız yine 90-95 civarında bir sayıya ulaşırsınız. Ve böylece Uhud'un acı tablosu bu. Ve bana göre spot cümle Hazreti Peygamber bu savaşta Müslümanlar onu terk ettiği için ölü taklidi yaparak kurtuldu. Bu çok acıdır ama bunun üzeri örtülmüştür. Savaşla ilgili birçok daha detay vardır. Bunlara da değinirim belki ileride ama bundan sonra nasip olursa meleklerin yardımı meselesini ele alacağım. Çünkü Bedir'de melekler yardım etti denir ama Uhud'da mağlubiyet olduğu için meleklerde ilahi varlık yani Allah tarafından gönderilen varlıklar, nurani varlıklar Allah'ın mağlup olabileceği sıkıntısı söz konusu olunca bunun üzerine örteceklerdir ama buna da inşallah değineceğim. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bu konuyla ilgili daha detay bilgi istiyorsanız da benim çalışmalarımda vardır. Bütün ayrıntıları görürsünüz. Bunu da belirteyim. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Hoşça kalın.